Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimize devam ediyoruz. 70. videoya geldik. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Bu videoda "Écrivez les phrases de nouveau en utilisant les pronoms compléments." Cümleleri tamamlama zamirleri ile tekrar yazın çalışması yapıyoruz. Tamamlama zamirleri, leponum kompleman çok önemli bir konu. Daha önce farklı videolarda detaylıca çalıştık ve hepsinin kartlarını ekleyeceğim. Burada genel bir tekrar yapmış oluyoruz. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Şuraya le pronom komplement tamamlama zamirleri konusunu temel olarak çalıştığımız yani öncelikle bir başlıkta genel olarak çalışmıştık. O videonun kartını ekliyorum. Daha sonra direkt en direkt tamamlama zamirleri y ve an tamamlama zamirlerini farklı videolarda çalışmıştık. Onların kartını da ekleyeceğim. Birinci alıştırmamız. Je connais Eselin, depuis mon enfance. Rex ve Selin'i çocukluğumdan beri tanırım. Rex ve Selin yerine bir tamamlama zamiri kullanabiliriz. Çok da kolay olur. Je şahıs zamirini koyduk. Tamamlama zamirini hemen şahıs zamirinin yanına koyacağız. Je les connais. Ben onları tanırım oldu. Cümlenin kalan kısmı aynı. Depuis mon enfance Türkçesi de gayet kolay. Ben onları çocukluğumdan beri, çocukluğumdan beri tanırım. Hemen ikinci alıştırmamıza bakalım. 2. Je n'ai pas vu Rex et Céline depuis longtemps. Rex ve Céline'i uzun zamandan beri görmediğim. Ne pas negasyonu var ve cümle dili geçmiş zaman cümlesi. Rex ve Selin için tamamlama zamiri kullanabiliriz. Je şahıs zamirine koyduk. Ne negasyonunu? Je ne les e pa vu dememiz gerekir. Ben onları görmedim. Depuis long tam uzun zamandan beri. Türkçesini yazalım. Onları uzun zamandan beri görmedim oldu. Peki, bir şey daha eklememiz lazım. Tamamlama zamiri burada. Fiilimizin partisip pasesi burada. Şuraya bir tane s getirerek akor yapmamız gerekiyor. Rex erkek ismi, selin kadın ismi olduğu için bu şekilde akor yaptık. İki tane kadın ismi olsaydı akoru birazcık değiştirmemiz gerekirdi. Geldik üçüncü cümlemize. Dolph cherche cycle dans la cour de l'école. Je pense qu'il a de nouveau perdu cycle. Dolph okul bahçesinde anahtarlarını arıyordu. Bahçesinde diyebiliriz, avlusunda diyebiliriz. Şöyle çıkartalım. Avlu karşılığını da Türkçe'ye veriyor. Arıyordu dedik bakın cümlenin zamanı en parfait. Hatta şuraya hemen bir yıldız atalım. En geçmişte süren zaman konusunu çalıştığımız videonun kartını ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Sanırım yine anahtarlarını kaybetmiş. Şimdi kaybetmiş diye tercüme ettik ama burası passé composé yani dili geçmiş zaman. Emin olmadığım için ya da bir başkasından duyduğum bir şey olduğu için bu şekilde tercüme ettik. Sanırım yine anahtarlarını kaybetti. Desek de olurdu. Şöyle yazalım. Şimdi hangi öğeler için tamamlama zamirleri kullanabiliriz? Sekle yerine tamamlama zamiri kullanabiliriz. Dan la cour yerine tamamlama zamiri kullanabiliriz. Sekle yerine yine tamamlama zamiri kullanabiliriz. Hadi yazalım tekrar. Dolf cümlenin öznesi. Dolf le zi cherche. Y tamamlama zamirini e gibi okuyoruz. Lezi cherché sonra je pense qu'il les a perdu de nouveau gayet kolay oldu. Cümlenin Türkçesi. Dolf onları orada arıyordu virgül sanırım onları yine kaybet. Noktayı koyduk. Böyle bir cümlede ya da birkaç cümleden oluşan bir paragraf düşünelim. Mutlaka her öğe için tamamlama zamiri kullanmak zorunda değiliz. Duruma göre uygun tamamlama zamirlerini seçerek kullanabiliriz. Bakın, önemli bir tamamlama zamiri, önemli bir durum. Tu sais que pour apprendre le français, tu dois étudier régulièrement, apprendre de nouveaux mots et faire tes devoirs. Fransızca öğrenmek için düzenli çalışman, yeni kelimeler öğrenmen ve ödevlerini yapman gerektiğini biliyorsun. Şimdi böyle uzun bir ifade var ve ifadenin tamamını Le pronom komplemanı ile söyleyebiliriz. Türkçe'ye onu karşılığını ver. Bakın ne kadar kolay olacak. Tü, le, se diye bıraksak. Yani sen onu biliyorsun desek. Buradaki onu ile bu ifadenin tamamına gönderme yapabiliriz. Şöyle bir ok çıkartalım. Sadece le pronom komplemanı bütün bir ifadeye gönderme yapabilir. Türkçe'ye onu karşılığını verir. Diğer tamamlama zamirleri bütün bir ifadeye gönderme yapamazlar. Bir tane yıldız atalım. Bu söylediğim önemli bir bilgi. Geldik beşinci alıştırmamıza. Selin a quatre enfants. Ils sont très méchants. Selin'in dört çocuğu var. Onlar çok yaramaz. Böyle bir durumda hangi tamamlama zamirini kullanmamız gerekiyor? Selin an a quatre. Selin ondan 4 tane var. Il son Diğer cümleyi aynı şekilde yazıyoruz. Sıfatın sonunda da pek tabii S'e var. Zira çoğul. Cümlenin Türkçesi. Selin'in ondan 4 tane var. 4 tane var. İstersek bunu Selin'in 4 tane var diye tercüme edebiliriz. Sonra onlar çok yaramaz. İkinci cümlenin Türkçesini de yazalım. Noktayı koyup 6. alıştırmaya bakalım. 6. alıştırmamız. Nous sommes arrivés à l'hôtel à 2 Biz otele saat 2'de vardık. Varmak fiili ve bir yer ismi var. Y tamamlama zamirini kullanabiliriz. Şahıs zamirini koyduk. Hemen yanına tamamlama zamirini. Nüzisom zaribe yer ismini artık kullanmayacağız. Adözör direkt olarak. Cümlenin Türkçesi biz oraya saat 2'de vardık oldu değeri geçmiş zaman. Geldik yedinci alıştırmamıza. Rex vient Dizmir Adözer. Rex İzmir'den saat 2'de geliyor. Venir Dö var. Dö edatı dikkat. An tamamlama zamirini kullanmamız gerekir. Rex An Vian Adözer. Cümlenin Türkçesi de çok kolay. Rex. Rex bir özel isim. Oradan saat 2 de geliyor. Noktayı koyalım. 8. alıştırmamıza bakalım. 8. Je vais dire Marc. Ben marka söylemiştim. Mişli geçmiş zaman. E à ses amis ve onun arkadaşlarına. De travailler plus attentivement. Mark ve arkadaşlarına daha dikkatli çalışmalarını söylemiştim. Şimdi, a Mark e a ses amis Yerine bir tamamlama zamiri kullanabiliriz. Döfer quelque var şurada. Buraya istersek le tamamlama zamirini kullanabiliriz. İstersek bu cümlede bir tane tamamlama zamiri Kullanarak tekrar yazabiliriz. Şimdi iki tane tamamlama zamiri kullanarak yazalım. Je Le Leur Avedi Dersek ben Onlara onu söylemiştim olur. Söylemiştim. Şimdi bir tane tamamlama zamiri kullanarak yazalım. Je leur Bakın hangi tamamlama zamiri varsa direkt şahıs zamirinin yanına gidiyor. Je leur avait dit de travailler, travailler plus attentivement plus attentivement bu şekilde yazdığımızda Türkçesi nasıl oldu? Ben onlara şöyle yazalım. Daha dikkatli çalışmalarını söylemiştim oldu. Söylemiştim. Noktayı koyalım. Dokuzuncu alıştırmamıza bakalım. Dokuzuncu alıştırma. Notre voisine Sophie a invité mon frère et moi à dîner. Elle est très gentille. Şöyle bölelim. Komşumuz Sophie kardeşimi ve beni akşam yemeğine davet etti. Mon frère et moi erkek kardeşimi ve beni yerine nous yani bizi tamamlama zamirini kullanabiliriz. Cümlenin öznesini aynen yazalım. Notre voisine Sophie Nüza envite diyeceğiz. Nüza envite. Buraya tamamlama zamiri geldi ve çoğul. Şuraya bir tane S getirip akor yapalım. Nüza envite. Adine bize akşam yemeğine davet etti. Şurada şapka var. Virgül. Ele. Très gentil. Très gentil. Cümlenin Türkçesi. Komşumuz. Sophie. Sophie bir kadın ismi, bir özel isim. Bizi akşam yemeğine davet etti. Virgül, o çok nazik. Şimdi geldik videomuzun 10. ve son alıştırmasına. Nous avons cueilli des pommes du jardin hier. Je peux te donner des pommes si tu veux. Bölelim. Dün bahçeden elma topladık. İstersen sana elma verebilirim. Nu şahıs zamirini getirip koyalım. An tamamlama zamirini kullansak doğru olur. Nu avon küeyi şu kısmı alalım. Tücerden, bahçeden. Yer, dün. Virgülü koyduk. te Dödöne. City ve iki tane an tamamlama zamiri kullanmış olduk. Şimdi bu şekilde cümlenin Türkçe'sini yazalım. Dün ondan, bakın D vardı burada, ondan bahçeden topladık. İstersen sana ondan verebilirim. Bu da gayet kolay oldu. Dikkat edeceğimiz bir şey var. Bakın cümlenin kendisinde bir tane tö pronom komplemanı zaten var. Dolayısıyla ikinci kısmı r, tan pe donne si tu veux şeklinde yazmamız gerekebilir. Neden? T tamamlama zamiri varsa şahıs zamirinin hemen yanına o gelir an tamamlama zamiri en sona gelir. Bunu da aklımızda tutalım. Zaten tamamlama zamirlerini anlattığım videoda ki kartını da ekledim. Tamamlama zamirlerinin sıralamasını gösteren bir tablo da göstermiş ve anlatmıştım. Ve la fin de la video. Geldik videonun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 70. videosunun sonuna geldik. Tamamlama zamirlerini çalıştık, tekrar ettik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız, yani zil işaretine tıklarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.